Konuşabilirsiniz sayın hocam, buyurun. 8 milletvekili başbakanın devlet içinde devlet dediği özel mahkemeler tarafından tutuklu. Bir milletvekili PKK'nın tutsağı. Böyle bir durumda siz ne akla yoklama yapıyorsunuz? Milletvekilleri özgür iradeleriyle buraya gelebiliyor mu da yoklama yapıyorsunuz? Meclis başkanı özel yetkili mahkemelere meclisin mesajını alın dedi. O mesajı almadı mahkemeler. Başbakan devlet içinde devlet dedi. Bu 8 milletvekili tutuklu. Bir milletvekili tutsak sizin yoklama yapma hakkınız yoktur. Meclis başkanı televizyonlara çıkıp ben gereğini yaptım, yazıları yazdım demekle evrak memurluğu yapmıştır. Bugün evrak memurunun nöbetçisi olarak, evrak memurunun vekili olarak siz de yoklamadan evrak memurusunuz. Siz bu evrak memurluğunu yapmadınız. Sayın İnce, yoklama devam ediyor. Ben Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekiliyim. Bu hakkı ben iş tüzüklerine alıyorum. Yaparım Sayın İnce. Şu anda da yoklama devam ediyor zaten. Yoklama yapıp yapmayacağımı hiçbir grup başkan vekili bildiremez bana. Anayasa ve iş tüzüklerine alıyorum ben yetkiyi. Sözlerin muhatabı ben değilim Sayın İnce. Gruplardır. Basın toplantısıyla iletirsiniz. Cevap vereceğim zaten. Anayasa ve iş tüzük ne diyor? Bu konudaki hükmü nedir? Biraz sonra söyleyeceğim zaten Sayın İnce. Ben sürenin dolmasını bekliyorum sadece. Olağan toplantı değil Sayın İnce. Kamuoyunun aydınlatılması anlamında söylüyorum. Açıklama yapacağım. İnisiyatif alacaksınız. Değerli arkadaşlarım, bakın yine bir başka konu. Meclis TV bu görüntüleri niye yayınlamıyor Sayın Başkan? AKP grubundan bir milletvekili çıkmış Twitter'a ahlaksızca, terbiyesizce mesajlar yazıyor. PKK diyor misafir etti milletvekilini ama millet bunu yemez diyor. Böyle insanları milletvekili yapan Tayyip Erdoğan'a soruyorum. Çok aradın mı bunları diyorum. Bunları çok aradın mı diyorum. Sayın Başkan, yine siz burada şunu yapmalısınız. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi toplanmayacak da ne zaman toplanacak? Ona genel kurul verecek. Ben karar vermeyeceğim Sayın İnce. Karıştırdığınız bir şey var yani. Buna genel kurul karar verecek. Bu meclis burada toplandı. Bu meclisten kaçmayın. Oslo'da görüşeceksiniz. Kandil'de görüşeceksiniz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden kaçacaksınız. Yazıklar olsun diyorum. Yuh olsun diyorum. Sayın İnce, kem söz her zaman sahibine aittir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda bir grup başkan vekili tarafından bu sözlerin söylenmesini teessüfle karşılıyorum. Tabii sözler herkesin kendisine aittir. Kem söz sahibine aittir Sayın İnce. Sayın milletvekilleri, bilindiği üzere anayasanın 96. maddesine göre Sayın İnce'nin konuşmasıyla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi yapacağı seçimler dahil bütün işlerinde üye tam sayısının en az 1/3 ile toplanır. İş tüzüğün 57. maddesi
Yoklama sonucunda üye tam sayısının en az üçte birinin mevcut olmadığı anlaşılırsa başkanın birleşimi kapatacağı hüküm altına alınmıştır. Yine iş düzüğün. Önce lütfen dinleyin. Tatilde ve ara vermede toplantı başlıklı 7. maddesinin son fıkrası birleşimin yeterli çoğunlukla açılabildiği takdirde başkanın çağrı yazısını okutacağını ve bu toplantıyı gerektiren konunun görüşüleceğini, yeterli çoğunluk sağlanamaması halinde ise çağrının düşeceğini açıkça düzenlemiştir. Bu hükümler çerçevesinde birleşim açıldıktan sonra görüşmelere geçebilmek için öncelikle toplantı yeter sayısının bulunduğunun tespit edilmesi gerektiği anlaşılmaktadır. Toplantı yeter sayısı bulunamamışsa birleşimin kapatılması zorunludur. Bu nedenle yapılan yoklama sonucunda toplantı yeter sayısı bulunamamıştır. Bu durumda olağanüstü çağrı önerisinde yer alan konunun görüşülmesine imkan kalmamıştır. Çağrı önerisi düşmüştür. Sayın milletvekilleri, Tunceli milletvekilimiz Sayın Hüseyin Aygün'ün demokrasi ve milli iradeye tahammülü olmayan bölücü terör örgütü tarafından kaçırılmasını milletimiz ve milletvekillerimiz adına şiddetle kınıyorum. Eli kanlı terör örgütüne destek veren, koruyan veya sempatiyle bakanlar da milletin temsilcilerinin hedef alınmasının vehametini görmeli ve bir an önce bu yanlıştan dönmelidir. Bölücü terör asla hedefine ulaşamayacaktır. Gündemde bulunan konuları sırasıyla görüşmek için anayasa ve iş tüzük gereğince 1 Ekim 2012 Pazartesi günü saat 15'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum.